Evet, kıymetli dostlar, size iki hafta önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin de TRT'ye yapmış olduğumuz açıklamayı yapmıştık. Dedik ki inşallah 15 Temmuz'da abdest alırız. Ama 24 Temmuz için Lozan'ın yıl dönümünde. Efendim, 86 yıl boyunca abdest alan, namaz kılan insanlara isim verilmedi burası camiye. Müze var. 86 yıl sonra müzeden. 90'lı yıllarda Hünkar Mahfili biliyorsunuz açılmıştı. Daha sonra bugün çok şükür dün yani Cuma günü çok görkemli bir törenle burası açıldı. Peki dün bu cami yerini neden gerçekleştirmedi? Dün ancak bu noktaya kadar geldi. Buradan içeriye gelemedim. Yani Yerebatan Sarnıcı'nın yanındayım. Arkamızda Sultanahmet Camii ve Özlem'in çektiğimiz 1993'te radyoda program yaptığımızda Radyo Mekke'de hep Eşref Ziya'nın bu meşhur tezgisi yapmalarında. Evet, Ayasofya bugün gidiyor, alem İslam gidiyor, insanlık gidiyor. Gelin hep beraber Ayasofya'ya, hep beraber seyahat edelim. Evet, kıymetli dostlar, 86 yıl özlem demek dediğimiz gün şükürler olsun geldi. Sokrada dün bu dev ekranda buradaki meydandaki insanlara içerideki görüntüler verildi. Ve milyonlarca insan dün buradaydı. Bugün sizler için bu çekim geldi. Cuma namazı kılındı. Şimdi gelin hep beraber içeri gidelim. İslam alemi üzerinde büyük bir vebal var. Fatih'in bedduası vardır. İnşallah hem İslam alemi, hem İslam'dan, hem ülkemizden o beddua bugün itibariyle, dün itibariyle kalktı, şükürler olsun. Cenab-ı Hak bu günleri bize gösterdi, şükürler olsun. Büyük Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Başvekil Adnan Menderes'e ve ondan sonraki bütün başbakanlara şunu söyler. Ayasofya'yı bir an önce camiye çevirir. İstediği vardır. Risale-i Nur'dan devlet eliyle basılması ve Ayasofya'nın açılması. Şükürler olsun. Güzel günlere gidiyorum sevgili dostlar. Güzel günler bizleri daha güzel günlere gönderecek. Daha 30-40 yıl önce burada birçok İslam'a gönül vermiş kahraman Ayasofya için mitingler yapmış, konferanslar vermiş. Başta Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve onun dava arkadaşları o günden bugüne bu olayı sıcak tutuyorlar. Şükürler olsun bugün Ayasofya Camii.
Evet. Ayasofya Camii'nin ilk girişindeyiz sevgili dostlar. Burası 1400 yıllık bir eser. Hatta daha da geçmişi daha fazla olan bir eser. Bu eserde Mimar Sinan dahil olmak üzere birçok mimarların emeği var. Çünkü Ayasofya 4-5 defa ciddi manada yıkılmış. Yıkılmaması için, ulu mabedin yıkılmaması için birçok mimar bu esere destek vermiş. Yani caminin ilk yapılışı veya Ayasofya'nın ilk yapılışı böyle değil. Daha sonra payandeler konulmuş, efendim kubbeler yanına indirilmiş ve bayağı bir gelişme ve tadilat yapılmış. Muhteşem yapı. Şükürler olsun. 86 yıl önce nasıl yapıldılar? Ebu Bekir, Ömer, Osman isimleri buradan çıkarılmak istemiş. Fakat kapıdan geçmiş. Şu sevgili hemşerim İbrahim Halil Osman Gerem abimizin yeğeni. Bana yardımcı oluyor sağ olsun. Bu muazzam yapılar bu kapıdan çıkmayınca tekrar bu levhalar içeride kalmak durumunda kalıyor. Ta 86 yıl sonra tekrar şükürler olsun ya. Ayasofya çok büyük bir eser. İslam'dan önce Ayasofya var. Ve Ayasofya'daki tadilat ve tamirat hiçbir zaman bitmemiş. 1989'da İstanbul'a geldiğimizde ilk defa Ayasofya'ya müze olarak geldiğimizde camide tadilat vardı. Elan hala tadilat devam ediyor. Yapı çok muazzam, çok muhteşem, çok büyük ve çok eski. Dolayısıyla hiçbir zaman tadilat eksik olmuyor. Şu karşı taraf Hünkar Mahfili, Ayasofya açılmadan önce Turgut Özal döneminde açıldı, şükürler olsun. O dönemde o mutluluğu yaşamıştık. İşte bugün de bu muazzam eser tekrar cami olarak hizmet veriyor. İşte gördüğünüz gibi daha hala tamirat devam ediyor. Bu muazzam eseri mutlaka görmek gerekir. Hemen gördüğünüz gibi işte fotoğraflar ne olacak? Resimler ne olacak deniliyordu. Onlar da perdeyle kapatıldı. Gördüğünüz gibi küçük yapıya bir zarar vermeden şu anda cami olarak kullanılması uygun. Dün Diyanet İşleri Başkanımız kılıçla hutbe okudu. Çok değişik yorumlara sebep oldu. Efendim bu Dedem Fatih'in hakkı.
o kılıcıyla burayı aldı. Ama buranın parasını ödeyerek vakfetti. Ve şunu söyledi, caminin dışında kim burayı kullanırsa Allah'ın ve meleklerin laneti üzerine olsun. Dün itibariyle bu lanet kalktı sevgili dostlar. İnşallah İslam aleminin bu kuvvetine, muhabbetine, birliğine vesile olur. Gelin hep beraber bu kubbenin altında amin diyelim bu duaya. Evet, bizim üç büyük düşmanımız var. Cehalet, zaruret, ihtilaf. Bu üç büyük düşmana karşı biz cehaleti yeneceğiz inşallah ilimle. Zarureti yeneceğiz inşallah çalışmayla ve Müslümanlar olarak ittifak edeceğiz. Bu birlikteliği inşallah hep beraber göreceğiz. Evet, büyük bir tılsım Ayasofya'nın açılmasıydı. İslam aleminin üzerindeki bela ve musibetlerin dağılmasına vesile oldu. İnşallah olacak ve güzel günler inşallah bizleri bekliyor. Bekle bizi Kudüs, bekle bizi efendim Mekke, bekle bizi Medine diyoruz. Çünkü Ayasofya'nın tam kıble tarafında bir sonraki efendim durak Filistin, Mescid-i Aksa, daha sonra Mekke-i Mükerreme. Evet, kainatta tesadüf yoktur. Adım adım inşallah tekrar o güzel günleri göreceğiz. Bu güzel günleri bizlere gösteren Rabbimize şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.